var. Şimdi İsrail'e bir gidelim. İsrail'de bugün savaşta, yani Ekim'de başladı. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 7 ay sonra İsrail-Hamas savaşında bir dönüm noktası. Benim için Gazze sınırları içerisindeki savaş bitmiştir diye düşünüyorum. Yani bu savaşın galibi İsrail diye düşünüyorum. Çünkü İsrail bayrağını sınır kapısına dikti. Orada bir zamanlar Refah sınır kapısında Filistin bayrağı dalgalanıyordu. Bir tarafta Filistin bayrağı, diğer tarafta da Mısır bayrağı dalgalanıyordu. Ama bu sabah itibariyle, çok değil, bundan 1,5 saat önce tanklarıyla girdi Refah'a ve Refah sınır kapısını aldı, bayrağını çekti, tankları da sınır kapısının önüne dizdi. Şu anda Gazze'ye hiçbir şekilde Mısır tarafından artık giriş yok. Ne insan girişi var, ne insani yardım girişi var. Zaten havadan bir yardımda bulunamıyorsunuz. Karadan da bir yardım yapamıyorsunuz. Deniz de abluk altında olduğu için can damarları tamamen kesildi ve Gazze artık bir Filistin toprağı. İsrail toprağı. Adı belki Filistin toprağı diye anılacaktır. Şudur budur, işte İslam alemi, Türkiye'dekiler, İran'dakiler, oradakiler, buradakiler çıkacaktır. Bağırıyor. Hayır, orası İsrail işgal edilse de orası bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistin'dir. Gazze Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır denecektir. Hayır, hikaye bitti. Bitti. Yani bunun tek bir cümleyle karşılığını verebiliriz. Gazze artık İsrail toprağı. Hele ki Refah sınır kapısına da bayrağı çektikten sonra artık bu olay bitmiştir diye düşünüyorum. Bayrağın bence böyle bir önemi var. Ha işte bu görüntü, dünyaya da bu görüntüyü paylaştı. Ya, ikiyüzlülükte de Avrupa ve Amerika dip yaptı zaten. İkiyüzlülüğün dibindeler. Ne yaptılar? Amerika işte yok dedi, ben kara operasyonda Refah'ta sizi desteklemiyorum dedi İsrail yönetimine. İşte Fransa'sı bilmem nesi Avrupa'dan hayır dedi, kara operasyonu yapılamaz, ama diğer taraftan hadi evladım diyor, yürü sen dil söyleyene kadar işi bitir. Yani çok enteresandır. Dün akşam saatlerinde de Katar ve Mısır'ın hazırlamış olduğu ateşkes anlaşmasını Hamas kabul ediyoruz dedi. İsrail Refah'a kadar gelmiş. Biz dedi ateşkese evet dedi, dinleyeceğiz ama dedi Refah'a da yürüyeceğiz. Kusura bakmasın kimse de. Bu aşamadan sonra siz İsrail'i durduramazsınız artık. Yani arada Allah'tan sınır kapısı var. Ya bu moralle İsrail yönetimi Mısır'a bile girer var ya. Mısır'ı bile talan edebilir bir savaş durumu olsa. O şekilde, çünkü karşısında bir güç yok. Yani İslam alemi dedikleri, Müslüman topluluğun dedikleri topluluk zaten paramparça. Zaten aciz. Sadece demeç vermek, biz de dahil, sadece demeç vermek üzerine kurulu bir siyaset güttü. Bunun Arabistan'ı da böyle, İran'ı da böyle, efendime söyleyeyim, bunun Suriye'si de böyle, Türkiye'si de böyle, Mısır'ı da böyle. Al işte Hakan Fidan'ın önceki gün yapmış olduğu açıklama. Şimdi Hakan Fidan ne düşünüyor, ben çok merak ediyorum. Çok değil, işte önceki gün yaptı bunu, dün değil, evvelsi gün. Bu bizim sınavımız diyordur. Sınavımızdır diyor İslam alemine. İslam aleminin diplomatik yollar ve gerektiğinde zorlayıcı önlemler aracılığıyla sonuç alabileceğini göstermeliyiz diyor. Ne oldu Hakan Beyciğim? Nasıl sonuç almayı düşünüyorsunuz? Gerektiğinde zorlayıcı önlemler. Bence bir kat daha böyle. Evet, bence bu sözleri biraz daha ağırlaştırarak mesela sonuç alabileceğinizi düşünürsünüz. Bunlar boş sözler. Devam ediyor. Kaybedersek, yani bu zorlayıcı önlemleri almazsak, kaybedersek diyor, kazanan İsrail ve destekçileri olacaktı. Bitti. Kazanan İsrail ve destekçileri oldu. Orada ABD ismini de veremiyor maalesef, endişesinden, korkusundan dolayı. Çünkü ABD ile de işler bozulmasın diye. Alın işte, boşa düşmüş bir cümle ve kazananın kim olduğunu ortaya koyan bir cümle. Ne olacak şimdi? Erdoğan çıktı. Diyecek ki işte ya bası işte İsrail'i artık baskı yapın, şunu yap. Bitti ki o cümleler. Nesini söyleyeceksin artık yani? Adam çocukları öldürdü, yönetimi İsrail. Kadınları öldürdü. Bir soyu kırdı. Filistin soyunu. Ve ondan sonra da topraklarını işgal etti, bayrağını da çekti. Hakan Fidan çıkmış diyor ki zorlayıcı önlemler aracılığıyla sonuç alabileceğimizi göstermeliyiz. Kaybedersek kazanan İsrail ve destekçileri olacak. Geçmiş olsun. Bir de üstüne ticaret de yaptık. Son bir hafta önce de, savaşın bitiminden bir hafta önce de ticareti kestik.
Tabii gereği kalmadı. Onların da gereği kalmadı Türkiye. Ondan sonra ticaret bir daha merak etme bak Ahmetciğim veya bizi izleyenler. Ticaret yine başlayacak. Bir ay sonra başlar ticaret. Zaten dün İbrahim Haskoloğlu'nun bir tweet'i vardı. Ne derece doğru bilmiyorum iddiası. Bir gemi Türkiye'den kalkmış rotasını da veriyor. Ve o rota üstün tekrar İsrail'e gidiyor. Yani olmaması gereken bir şey. İkinci bir ülke kullanmışlar zannedersem. Yani şimdi bu savaş bitti ya çok değil 3 ay sonra biz güz aylarında İsrail'le ticarete tekrar başlarız. Ya şöyle bir cümle var mı? 9 milyar dolarlık ticaret hacmimizi askıya alıyoruz. Ya bana ne sizin İsrail'le yapmış olduğunuz 9 milyar ya her şeyi ya büyüklüklerle açıklıyorlar. Bina büyüklüğü, metrekare büyüklüğü ya da parayla açıklamaya çalışıyor. Bunu söyleyen Erdoğan ya arkadaş ticareti bitirdik. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan bu katliamcı İsrail yönetimiyle biz ticareti bitiriyoruz. Bana ne 9 milyar dolar, 10 milyar dolar, 90 milyar dolar. İlla parayı mı açıklamak zorundasın? Ya para bunlar için çok önemli. Bu iktidar için çok çok önemli. Evet, bakın dediğimi de not alın. Ha, bu savaş bence bitti. Yani Gazze toprakları içerisinde açıkhane hapishanesi altına geldi. Ve açık hava hapishanesi gibi olacak ve yani tamam Filistin toprağı diye anılacak belki ama ve orası İsrail toprağı oldu. Ha, ama bu savaş o toprakta bitti, Gazze'de bitti fiziki anlamda. İsrail yurttaşlarını maalesef bu İsrail Netanyahu hükümeti öyle bir cenderenin içine attı ki oradaki masum insanları da ve onlar dünyada yani dünyanın herhangi bir yerinde ne kendi vatanlarında ne de kendi vatanlarının dışına çıktıklarında maalesef şey yapamayacaklar, rahat edemeyecekler, mutlu olamayacaklar. Böyle de bir gelecek bekliyor onlara. Bu topraklarda intikam, bu topraklarda gözyaşı, o topraklarda devam edecek diyebiliriz. Şimdi tabii ateşkes bu aşamadan sonra ateşkes yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Yani yapılması daha uygun tabii ki. Daha az insan en azından ölecektir. İşte 3 aylık bir ateşkesten bahsediyorlar benim bildiğim kadarıyla. Okudum da ateşkesin maddelerini. Şurada özür dilerim epeydir fayfa şey yapacağım burada. 124 gün sürecek bir ateşkes aşama aşama işte İsrail'in çekileceği yerler çekildikçe bunlar şey yapacaklar söyleyiver bana rehineleri teslim edecekler. Abluka kalktıkça rehineler teslim edecek. Şimdi İsrail neden çekilsin? Soruyorum size İsrail neden çekilsin? Yani adam o topraklarda ilerledi. Gazze'nin bütün kuzeydeki Gazze'yi de aldı, şehri de aldı, Refahin'de orayı da aldı, bayrağı da dikti. Bitti İsrail için. Şimdi yani başka bir yer kalmadı ki. Girmek istese Ürdün'e girer, Suudi Arabistan'a girer veya ne bileyim Mısır'a girer. Ha kendi toprağı içerisinde de Kudüs kaldı, Kudüs'ün doğusu. Oraya da girer zaten. Bu Müslüman alimini gördükçe ulan der bunlar zaten hiçbir şey yapamıyor. Güçleri de yok bunların. Bunlar sadece konuşuyor. Tamam mı? Orada da bir terör eylemi yapar. İşte Hamas'ı yapar. Yok yeni bir örgüt çıkartır. O örgüt yapar. Filistin örgütü diye. O işte İsraillere saldırır. O da kendine bir gerekçe uydurur. Hop orayı da alıverir. Doğu Kudüs'ü de bitti. Odası da gitti. Ondan sonra nereye gidecek Mahmut Abbas? Yani Filistin'in devleti yok ama yönetim merkezi Kudüs. Nereye gidecek Mahmut Abbas hükümeti? Bilmiyorum ki ne yapacak. Yani İsrail için artık her şey o kadar kolay ki. Çünkü karşısında hiçbir gücün olmadığını da biliyor. Amerika ve Avrupa onu da desteklediğini de biliyor. İslam alemi dediği alemin güçsüz, aciz insanlar topluluğu, yöneticiler topluluğu sadece mahallenin yalancı kabadayılarıymış gibi böyle konuşup başka bir şey hiçbir şey yapmadıklarını da biliyor. Adam yürüyecek gidecek bundan sonra tamam. Araplar sadece magazinsel konuşur. Ya biz ne yapıyoruz? Biz çok mu eylem yapıyoruz yani? He? Araplara sen şey yapıyorsun da eleştiriyorsun da İran ne yaptı? Kafa kaldırdı hiçbir şey yapamadı. Biz hiçbir şey yapamadık. Sadece işte akıllarda ne kaldı? Erdoğan'ın sözleri kaldı. İşte şöyle böyle bilmem ne. İşte bir de Hakan Fidan'ın veciz sözleri kaldı. Onun dışında adam zaferini ilan etti. Tabii canım halkımız bile inanmıyor. Yani Erdoğan'ın efendime söyleyeyim Dışişleri Bakanı söyledi artık halkımız bile zaten inanmıyor. Şimdi geldik bu bir oyun mu? Vallahi arkadaş tekrar geriye sarıyorum. Hamas bunu neden yaptı? Yani 6 Mayıs'ta veya işte ne bileyim 5 Mayıs'ta, 5 Ekim'de, 6 Ekim'de Hamas bunu neden yaptı? Bu cihatçı örgüt neden füzelerini gönderdi de işte ne bileyim o dronları gönderdi de İsrail'e savaş açtı? Neyine güvendin lan?
Neyine güvendin? Ne gücün var zaten? Ne gücünle yaptın bunu? Bunun böyle olacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Halkın acı çekecek yani sonucunda. Ha, İsrailliler de mutlu olmayacak. Gün yüzü görmeyecek. Onu da söyleyeyim ben size. Ama sen neden böyle bir şey yaptın? Yani sen İsrail'e bir gerekçe verdin ya, ABD'ye bir gerekçe verdin. Ve adamlar girdiler. İşte 6 ayda 7 ayda toprağı temizlediler orada. Gazze diye de bir şey kalmadı. Kudüs de tehlikede. Yani Hakan Fidan'ın geçmiş olan sözleri, Suriye'ye nasıl girersiniz diyor. İşte bir füze atarız, onlardan da bir füze gelir. Bu şekilde gerekçe olur. Yani evet. Ve işte oradan işte aynen aynı hesap. Yani bir zamanlar Hakan Fidan'ın o söylediği sözlere istinaden İsrail de böyle bir şey yaptırmış oldu. Ben İsrail'de İsrail yönetimiyle Hamas yönetiminin oyun sergilediğini, bir oyun kurduğunu zannediyorum. Tabii bunda Amerika Birleşik Devletleri de var ve bu oyunu iyi oynadıklarını düşünüyorum. Bizim gibi ülkeleri de kandırdıklarını düşünüyorum. Hala da bizim gibi ülkeler, başta Erdoğan olmak üzere, bunu bir Kuvayi Milli Örgütü filan veya ne bileyim Haniye'yi, efendime söyleyeyim diğer önemli isimleri, Hamas'ın yöneticisi konumundaki önemli isimleri bir kurtarıcı olarak görüyorlar. Bir ülke kurtarıcısı olarak görüyorlar. Hamas'ı bir Kuvayi Milliye gibi. Ya arkadaş, adam belki sizleri kandırdı ya. İsrail ve ABD Hamas'ı kullanarak, Haniye'yi kullanarak sizleri kandırdı, belki farkında değiller. Ha, olma ihtimali var. Olmama ihtimali de var tabii ki. Ama olma ihtimali daha kuvvetli. Yani bugünden geçmişe baktığında şu anda hangi gücünle sen saldırıyorsun? Şu soruyu sormak gerekiyor. Hamas bu savaşı neden çıkardı? Neden açtı? Ya yenileceğin bir savaş açar mısın? Halkın acı çekecek lan. Halkın acı çekecek, ölecek, çocukların ölecek. Belliydi böyle olacağı. Ya köpürüyorum gerçekten. Ve ondan sonra Erdoğan gibi yöneticiler çıkıp bunu bir Kuvayi Milliye'ye benzetiyorlar. İşte bir direniş örgütü, bir milli mücadele. Ne ya, seni kandırmışlar belli yani. Bakın yani halkı zarar çeken bir örgütten, halkına zarar veren, acı çektiren bir örgütten bahsediyoruz. Bu Hamas yöneticilerinde artık hayatları garantide değil belki. İsrail onlarla tamam oyun kurmuş olabilir, senaryo kurmuş olabilir ama onların da işi bitti. Bak ne diyorum. Eğer oyun kursalar veya kurmasalar bile, onlar da gün yüzü çok fazla göremeyecekler. Kaçak hayat yaşayacaklar. Ya bizde, ya Katar'da, ya Mısır'da, başka yerlerde. Bir de şu soruyu sormak gerekiyor. İsrail her şey lehineyken neden dursun? İsrail her şey lehineyken neden ateşkes yapsın? Hamas'ı bitirene kadar bırakamaz. Hamas onun için zaten çerez. Yani Gazze'yi de aldı. Artık hedef Kudüs. Hamas'ın Gazze'den sonraki hedefi artık Kudüs. Yakın bir zamanda, belki tabii hemen değil ama bir uzun bir bir vadede yine bir gerekçeyle bu sefer Kudüs'ü ele geçirecek. Ne yapacak İslam alemi? Yani Mescid-i Aksa orada diye şey mi yapacak? Yani o diyor bir İslam ordusu kuralım da İsrail'e savaşalım. Onu mu yapacak? Yok canım, hiçbir şey yok. Yine Hakan Fidan, işte o devrin Dışişleri Bakanı kimse, o devrin başbakanları kimse, o devrin liderleri kimse, boş boş konuşacaklar, bu kadar. He, oyun mu? Ben oyun olarak görüyorum bunu. İsrail'le Hamas arasında ve ABD'nin de bir oyun kurduğunu, bu şekilde de Gazze'nin artık bir resmi şekilde, gayri resmi şekilde, resmi demeyelim, bir İsrail toprağı olduğunu dünyaya kabul ettirecekler. Ha, Filistinler nasıl, ne olacak? Ben onları düşünüyorum yazık. O masumları. Ve o masumlar yani ne Haniye'yi, ne efendime söyleyeyim Mahmut Abbas'ı, o 1,5 milyon insanı düşünüyorum. Ne yapacak bu insanlar ya? Başka ülkelere gidecekler. Kudüs alamaz. Oraya göndermez zaten. Ya bir mülteci kampı kuracak. Refah'ın öteki tarafında Mısır'la anlaşıp veya dünyanın başka ülkelerine gidecekler. Yazık. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu topluluğun da İslam aleminin de ne kadar aciz, ne kadar güçsüz bir topluluk olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Evet, devam edelim. Neler var diyeceksiniz başka bülten içerisinde ama önce birkaç mesaj. Fatih abi tamam ama dünyada da adaletsizlik var. Sadece Gazze'de zulüm yok ki demiş. Herkes ticaretini tamamladı, savaş bitti. Doğu Türkistan, evet bak oraya da bir şey diyemiyoruz. Doğu Türkistan'a. Orada da Çin zulmü var. Çin zulmü. Aynı Çin'de Filistinlilere zulüm yapmayın, ateşkes yapın diyor. İşte böyle de bir dünya. Oraya da bir şey diyemiyoruz, buraya da bir şey diyemiyoruz. Yani gücümüz bu kadar. Herkesin gücü yetene.
Bu durumdayız. İslam ülkelerinin tamamı İsrail ve Amerika'ya bağlı, onun için karşılık veremezler. Biz de bağlıyız tabii ki yani neticede. Dünyada adalet yok demiş. Dualarla göndeririz. Evet, sadece dua ediyoruz, o kadar. Ve bakın, ticaret de başlayacak zaten. Bunların hepsi unutulacak. Yani Filistin'in toprağa gitmiş, çoluk çocuğu ölmüş, hastaneler bombalanmış, Refah bayrak çekmiş. 3 ay sonra hatırlamayacağız bile. Bitti. Bitti. Dünya böyle, düzen böyle gidiyor ve biz İsrail yönetimiyle tekrar ticarete başlayacağız. Yumuşama dönemi olacak. Netanyahu belki Türkiye'ye gelecek. Erdoğan belki oraya gidecek. Ellerini sıkacak. Yani bir şekilde birkaç sene içerisinde bunları da veya bir süre içerisinde bunları da göreceğiz.